Atatürk dindarlığının bütün açıklığıyla ortaya koyan bir insandır. Bakın, Atatürk'ün günlüğünden biraz anlatayım. Oradan daha iyi anlarlar. Evet. 9 Mart 1922 Perşembe Sivrihisar. Kendi el yazısıyla. Saat 8'e doğru akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek, yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim. Bakın dikkat edin. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk. Buyurun. 10 Mart 1922 Cuma Aziziye günlüğü bu. Kendi el yazısını yazdı. Selahattin Paşa'la gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti. Gördüm. Sonra bakın ne diyor. Hafıza Kur'an okuttum. 17 Mart Cuma Akşehir. Karargaha dönüş saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk ve devam ediyor. 20 Mart Pazartesi Akşehir. Fahrettin Altan Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk. 24 Mart Cuma Akşehir. Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında Hafız Ulu Cami'de Mevlüt okudu. Gece yarısından sonra 8 saat sonra 5'te sabaha kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım. Gece gündüz Kur'an okutan, evet. Hafızın okuduğu Kur'an'ı zevkle dinleyen bir insan.